Takım zihni böyle düşmüştü. Sizlerle düşüncelerimizi geleceğe dair paylaşmıştık. Gönderildiğimiz Süper Lig'e tekrardan en kısa süre içerisinde hem kadromuzu mümkün mertebe koruyarak hem de düşünerek en doğru transferlerimizi yapıp takımımızı lige hazırlayacağımızı söylemiştik. Geldiğimiz noktada da yine bir bayram arefesi ve liglerin başlamasına artık bir hafta 10 gün gibi bir süre kaldı. Zaman içerisinde de transferlerimizi sizlerle paylaşmıştık. Bugün de hem sizlerle bir tanıtıralım hem de beraber bir görüntü alalım istedik. Genel bir değerlendirmesi yapıp programı kapatalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hode. Geniş. Burada bir başlas. Geçen sezondan sonra 12 futbolcuyla yollarımızı ayırdık. Bunları tek tek sıralamak gerekirse Tolga Ünlü, Samet Ali Kaya, Serkan Kurtuluş, Egemen Korkmaz, Volkman Gör, Leo, Pierre Tanzu, Yusuf Kone, Musi, Eduk, Offset ve Şaban. Yine yeni 14 transferimizle de yeni sezona en iyi şekilde takımımızı hazırladık. Transfer sürecini gördüğünüz gibi 18 Eylül'de bir maçımız başlıyor. 31 Ağustos hatta 1 Eylül'e kadar da transfer süreci devam ediyor. Ama %95 oranında biz bu işi toparladık. Bu süreçte de gidip gelenler olacaktır. Son dakikaya kadar da her şey olabilir. Evet. Şimdi özellikle yabancı futbolcularla alakalı çok ciddi anlamda bu ligde hem yabancı arka taraftan başlarsak işte hem stoperlerde hem orta sahada gerekli takviyeleri yaptık. Maliyet olarak çok detaylı girilir bilmiyorum ama çok ciddi anlamda da takımımızın geçen seneki maliyetini hem takım kalitesini artırdık hem ekonomik anlamda da maliyetini %50 diyebilir miyiz? Belki daha altında da fiyatını revize ettik. Yeni sezon transferlerimizin yıllık maliyeti 19.4 milyon TL. Bütün bu 19.4 milyon TL'nin de bugüne kadar %33.3'ünü ödedik. Hem önümüzdeki seneyi düşündük, hem bu seneyi hesap ettik. Ekonomik anlamda da kendi imkanlarımızı sonuna kadar zorladık. Bugüne gerek şahsıma, gerek kulübümüze, gerek yönetici arkadaşlarımıza Erzurumspor'a olan sevgiden dolayı çok farklı mesajlar, mailler geldi. İnanıyorum ki herkes imkanı doğrultusunda bugün artık bunu kamuoyuyla sizlerle paylaşalım. Bugün SMS kampanyasına Türkcell yararlı start verecek oluşmadı ama Telekom ve Vodafone şu an itibariyle mesaj atabiliriz. Sizler de burada start verip birer mesaj atabilirsiniz. Türkcell'ler değil ama Türkcell'ler yarın sabah 25-27 mesaj atarak ürününüze minimum 10 TL destek yapabilirsiniz. Hiçbir şey de yazmayabilirsiniz. Erzurumspor'da yazabilirsiniz. Bulunduğunuz şehirde yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Mesaj attığınız yeterli. Ama tabii bu olay tabii ki bir SMS'de olacak bir şey değil. Burada hedefimiz 1 milyon SMS. Biz ne kadar büyük, ne kadar güçlü bir aile olduğumuzu hep beraber dosta düşmanı göstermemiz lazım. Ki Erzurumspor'un, Erzurum'un futbolu olan düşmanları bir daha bizim karşımıza çıkmayı yeltenmesinler.